22 Mart, 28 Mart değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük takip edebilir ve günlük bilgi alabilirsiniz diyorum. Bu dönem sevdiklerinize, kendi bedeninize, kendi sağlığınıza bu hafta daha çok kendi bedeninizi gevşeteceğiniz bir hafta. Finansal anlamda sıktığınız kemerleri biraz geri, hani sıktık ya kemerlerimizi, artık yavaş yavaş gevşetmeye karar verdiniz. Yeni bir hafta, çalışma temponuz çok hedeflediğiniz noktada doğru başlayacak. O yüzden beklediğiniz ödemeler nihayet hayatınıza giriş sağlayacak. Ve bu oluşumlar sizi maddi olarak gergin dönemimizi geride tutacağız ama diş probleminiz varsa diş operasyonu evreniniz. Sağlığımızla ilgili bu hafta daha çok kendimizle ilgili. Evet, iş konularımız da hareketli olacak ama ben bu hafta kendime vakit ayırmak istiyorum. Ben kendimle vakit geçirmek istiyorum. Sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum diyeceğiniz bir hafta. O yüzden kendinize bir ayrıcalık yapacaksınız ama şöyle söyleyeyim, hata yaparsınız. Çok yoğun iş temponuz var. İşinizde olmanız gerekiyor. Bu hafta izin haftanız olmaması lazım. Çünkü burada yeni oluşturmaya çalıştığınız işler, yeni anlaşma üzerinde olduğunuz yenilikler var. Bu yenilikler size büyük fırsatlar getirecek. Bu fırsatları başkalarından değil, gözünüzle görüp gözünüzle anlaşmanız lazım. Ben size izin vermeyeyim. Yine kendinizi sevin. Yine sağlığınızla alakalı noktalara bir gün ayarlayın. Ama haftanın 7 günü izin istemiyorum. Konsantre olmaya ihtiyacınız var diyorum. İşinizde o da. Ortaklı iş yapan bazı kova burçlarında, ortaklı noktalarda büyüme, yeni anlaşma, yeni mekan, yeni arayışlar içerisinde olacağız. Bize yeni fırsatlar, yeni teklifler gelecek. Bu teklifleri değerlendirdiğinizde de işinizde büyümeler söz konusu olacak. Finansal anlamda evet rahatlayacağınız bir hafta, daha kendinizi güvende hissedeceğiniz bir hafta. Normal kurumsal bir firmada çalışıyorsanız yerinizde aynı noktada devam edeceksiniz. Değişen bir şey olmayacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Instagram ya da YouTube ya da dijital alanda bazı işler yapmak isteyen kova burçlar için doğru fırsatlar yapmanız gerekiyor. Hedefiniz bu. Sen yaratıcısın, sen başarabilirsin. Gecikme ve yapmanı istiyorum. YouTube mu, Instagram mı, Clubhouse'da ne yapmak istiyorsan yapabilir. Bu konular senin için hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Uzun süredir ailenize ait bazı çözülmesini istediğiniz mahkeme değil de miraslı konular, sözlü yasada değil de sözlü miras, bunlar anlaşma yoluyla herkes yerini belirleyecek. Mahkemeye gitmenize gerek kalmayacak. Hakkınız neyse ailenize verilecek. Siz de bununla birlikte yatırım, ailenizin almak istediği bir ev mevzusu vardı. Bu ev mevzusunu hayatınızın içerisine geçireceksiniz diyorum. Evli kova burçlarında biraz daha sakin bir hafta, birbirimizle baş başa geçireceğimiz, birbirimizi anlayacağımız, güzel sözlerin havada uçacağı, romantizmin diz boyu olacağı bir hafta olacak. O yüzden size sevgi haftası olsun diyorum. Özellikle çocuklarınızla güzel, keyifli bir hafta sonu planınız var. Gitmek istediğiniz bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk size keyif verecek. Mutlaka ailenizle yapmak istiyorsunuz. Dede, büyük dede, anneanne ya da babaanne dediğimizin bir sıkıntı söz konusu olabilir. Buradan gelecek bir miras planlamanız söz konusu olabilir. Burası iyi kazanç sağlayacak. Allah babaannenize, dedenize zeval vermesin ama burası değerli bir nokta. Herkes sanki bu dört gözle bu noktayı bekliyor gibi gözüküyor. Haritada böyle uyarı veriyor. Değerli kova burçları, saç dökülmeniz, deri altı alerjik egzamanız ya da bu tarz sıkıntılarınız söz konusu olabilir. Sizden ricam mutlaka ve mutlaka sağlık enerjinizi ihmal etmeyin. Bu ara eleştirilere maruz kalabilir ve gereksizce o eleştiriler üzerinde kendinizi suçlayabilirsiniz. Sözünüzü asla esirgemeyin. Herkes haddini bilsin. Siz yeterince fedakarlık yaptınız. Artık onların fedakarlık yapma vakti. Kimseye artık acıma vaktin bitti değerli kova. Acı acı acınacak hale geldin neredeyse. O yüzden yapmanı istemiyorum. Uzun süredir de ailenizle alakalı kendi memleketinizle ilgili tarım, hayvancılıkla uğraşan bazı kova burçlarında kazançlı ve toprağınızla alakalı güzel değişecek yenilikler var. Bu yenilikleri doğru değerlendirdiğinizde de yeriniz ve toprağınız bereketli gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.